Selamünaleyküm arkadaşlar. Yaz Kur'an kursu programının inancım dersine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta İslam'ın temel iki sözü kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetten bahsetmiş ve sonra da imanın ve İslam'ın şartlarını öğrenmiştik. İyi bir Müslümanın nasıl davranması gerektiğinden kısaca bahsetmiştik. Bu hafta ise imanın temel unsuru Allah'a iman konusunu işleyeceğiz. Allah-u Teala'nın özelliklerinden bahsedip Rabbimizi daha iyi tanımaya çalışacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. Kainatın yaratıcısı Allah'tır. Gördüğümüz ve görmediğimiz ne varsa hepsinin yaratıcısı Allah'tır. Allah önce kainatı yaratmıştır. Gökleri, yıldızları, ayı, güneşi, hepsini yaratan ve hepsini bir yörünge üzerinde belirleyen Allah'tır. Rabbimiz böylece gecenin ve gündüzün oluşmasını, mevsimlerin değişmesini sağlamış, bizim yaşamamız için en uygun ortamı oluşturmuştur. Rabbimiz toprağı, suyu, ateşi, ağaçları, hayvanları, nehirleri, ormanları, dağları, kısacası insanın ihtiyaçlarını karşılayacak olan bütün varlıkları en mükemmel biçimde yaratmış ve hepsini bir uyum içinde yaratmıştır. Allah-u Teala Furkan suresinin 48 ve 49. ayetlerinde rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü toprağa can vermek, yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara gökten su indirmek suretiyle tertemiz bir su indirdik buyurmuş ve bizlere sunduğu nimetlerin bazılarını bu şekilde hatırlatmıştır. Arkadaşlar, Allah bizleri yoktan var etmiştir. Dünyada yaşayacak olan en değerli varlık olan insanı çok özel bir şekilde yaratmıştır. İnsan diğer canlılardan farklıdır. Aklı ve iradesi vardır. Duygu sahibidir. Düşünebilir, konuşabilir. Allah'ın bu kainattaki en sevdiği ve en çok değer verdiği varlık insandır. Yerde ve gökte var olan bütün güzellikler insanın emrine verilmiştir. Canlı cansız bütün varlıklar insana emanet edilmiştir. Bitkiler ve hayvanlar onun hizmetine sunulmuştur. Yeter ki iyi bir hayat yaşasın ve daima iyilik yapsın. İnsan doğar, adım adım büyür, gelişir ve zamanla yaşlanır. Gün gelir, ölür ve böylece dünya hayatını tamamlar. Diğer canlılardan farklı olarak Allah'ın ona verdiği akılla kendi hayatına yön verir. Ama sadece aklını ve gücünü kullanmak insanı her zaman mutluluğa ve doğru yola ulaştıramaz. İnsanın iyi ile kötüyü, güzelle çirkini, doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edebilmek için bir yol göstericiye ihtiyacı vardır. İşte bu yol göstericiler peygamberlerdir. Allah insanı yarattıktan sonra onu bir başına bırakmamış, insanları çok sevdiği, onların iyi ve güzel davranışlarda bulunmalarını istediği için peygamberler göndermiştir. Peygamberler bizlere nasıl yaşamamız gerektiğini öğretmişlerdir. Bizler de peygamberleri örnek alıp onlar gibi davranarak dünyada ve ahirette mutluluğa ulaşırız. Arkadaşlar, bizleri çok seven Rabbimiz en güzel isimlere sahiptir. En güzel isimler Allah'ındır. Öyle kudretli bir Rabbimiz var ki, O bir şeyin olmasını istediği zaman ol der, o da hemen oluverir. Çünkü O'nun her şeyi yapmaya gücü yeter. Büyük küçük, görünen görünmeyen, canlı cansız her şey Allah'ın eseridir. Hiçbir şey kendi kendine var olmamıştır. Harika bir düzen ve sisteme sahip olan evrenin bir yaratıcısı vardır. O da bir ve tek olan Allah'tır. Allah'ı tanıdıkça ona olan sevgimiz de artar. Allah'ı tanımak ise onun isimlerini öğrenmekle başlar. En güzel isimler Allah'ındır. Ve bu güzel isimlere biz Esma-i Hüsna adı veririz. Bu isimler Allah'ın özellikleri hakkında bizlere bilgi verir. Örneğin
Allahü Teala'nın Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri vardır. Bu isimler Allah'ın çok merhametli olduğu anlamına gelir. Allahü Teala'nın El-Vedud ismi vardır. El-Vedud, kullarını çok seven ve sevilmeye en layık olan demektir. Bizi çok seven Rabbimizi biz de çok severiz. Çünkü varlığımızı O'na borçluyuz. O'nu sevdikçe hayata tutunur ve mutlu oluruz. El-Kerim, kullarına karşı sonsuz lütuf ve iyilikte bulunma. Er-Rezzak ismi ise tüm varlıkların rızkını verenin Allah olduğunu ifade eder. Topraktaki karıncadan denizin derinliklerindeki balıklara kadar tüm canlıların rızkını doyuran, rızkını veren Allah'tır. Allahü Teala'nın El-Musavvir ismi vardır. Varlıklara birbirinden farklı şekiller veren demektir. El-Musavvir ismi, varlıkları farklı renk ve şekil ve güzellikte yaratanın Allah olduğunu bizlere öğretir. Allah'ın 99 ismi vardır. Allah'ın isimlerini Kur'an-ı Kerim'den ve sevgili Peygamberimizin hadisi şeriflerinden öğreniriz. Haydi şimdi bu isimlerden birkaçını sıralayalım. El-Ehad. El-Ehad ismi Allahü Teala'nın tek ve eşsiz olduğunu öğretir bizlere. Allahü Teala'nın bir diğer ismi az önce de söylediğimiz Er-Rahman ismidir. Allahü Teala'nın bağışlayıp esirgeyen olduğunu anlatır bize. Bir diğer isim yine az önce söylediğimiz Er-Rahim ismi. Allahü Teala'nın acıyan ve merhamet eden olduğunu öğretir bu isim bize. Allahü Teala'nın bir diğer ismi ise El-Kadir ismidir. Bu isim Allahü Teala'nın her şeye gücü yeten olduğunu öğretir bize. El-Basir ismi vardır Rabbimizin. Allahü Teala'nın her şeyi gören olduğunu anlatır. El-Halik ismi ise Allahü Teala'nın her şeyi yaratan olduğunu anlatır. El-Alim ismi vardır Rabbimizin. Allah her şeyi bilendir der bu isimde. El-Ber ismi ise Allah bütün iyilik ve güzelliklerin sahibidir diye tanıtır. El-Hafız ismi vardır Rabbimizin. Allahü Teala'nın koruyup kollayan olduğunu anlatır. El-Gaffar ismi vardır yine Rabbimizin. Allahü Teala'nın hataları ve günahları bağışladığını anlatır. El-Vedud ismi Allahü Teala'nın sevgiyi yaratan ve kullarını çok seven olduğunu öğretir. Es-Semi ismi vardır. Bu isimde Allahü Teala'nın her şeyi işiten olduğunu öğretir bizlere. Er-Rezzak ismi Allahü Teala'nın tüm canlıların rızkını veren olduğunu öğretir. El-Kerim ismi Allahü Teala'nın çok cömert olduğunu anlatır. El-Adl ismi ise Allahü Teala'nın çok adaletli olduğunu anlatır bizlere. A'raf suresi 180. ayette Rabbimiz ne buyuruyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mealen en güzel isimler Allah'ındır. Ona güzel isimleriyle dua edin buyuruluyor. Şimdi öğrendiğimiz birkaç güzel isimle Allahü Teala'ya dua edelim mi? Hadi hep birlikte ellerimizi açalım ve beraber amin diyelim. Ey kullarını çok seven, Rahman ve Rahim olan Allah'ım, beni ve ailemi cennetle sevindir. Amin. Arkadaşlar, duamızda Allahü Teala'nın sadece iki isminden bahsettik. Ama sizler öğrendiğimiz isimleri de dualarınıza katarak Allahü Teala'ya bu isimlerle dua edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, biraz önce de söylediğim gibi biz Allahü Teala'nın güzel isimlerini ve özelliklerini bazen Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden, bazen de Kur'an-ı Kerim'den öğreniriz. Bakın İhlas suresinde Rabbimiz kendisini nasıl tanıtıyor bizlere? De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Yani her şey O'na muhtaç ama O hiçbir şeye muhtaç değildir. Evet arkadaşlar, İhlas suresi de bize bakın Allahü Teala'nın Samet ismini öğretti. Yani varlığımızı sürdürmek için biz Allahü Teala'ya muhtacız. Yine bu surenin devamında hiçbir şeyin Allah'a benzer ve denk olmadığını öğretir İhlas suresi bizlere. Arkadaşlar, bugünkü dersimizi güzel bir şiirle noktalayalım mı? Kitabımızda bulunan Sensin Allah'ım şiiri bakın Rabbimizi ne güzel anlatıyor. Sensin bizi yaratan, nimetlerle donatan, hayata huzur katan sensin, sensin Allah'ım. Yağmurları indiren, dünyamızı döndüren,
yıldızları söndüren sensin, sensin Allah'ım. Her varlıkta bir ahenk, sanatta yer göğe denk. Çiçeklere veren renk sensin, sensin Allah'ım. Yazı kışı getiren, başakları bitiren, her şeye güç yetiren sensin, sensin Allah'ım. Bulutları gezdiren, gemileri yüzdüren, kalemimle yazdıran sensin, sensin Allah'ım. Her varlık sana muhtaç, imandır kalplere taç. Hayattaki tek amaç sensin, sensin Allah'ım. Tıpkı şiirimizde söylediğimiz gibi hayatımızın amacı Rabbimizdir arkadaşlar. Yani O'nun razı olacağı iyi bir mümin olmaktır. Güzel ahlakla çevremize örnek olmak, O'nun beğeneceği ve razı olacağı güzel ameller işleyerek rızasını kazanmaktır. Arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah'a iman konusunu işledik ve Rabbimizin güzel isimlerinden birkaç tanesini öğrendik. Kitabımızda konumuzla ilgili birbirinden güzel etkinlikler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu etkinlikleri yaparak konularımızı tekrar edebilirsiniz. Şimdi hep beraber konularımızla ilgili testimizi çözmeye ne dersiniz? Eğer hazırsanız ilk sorumuzu soruyorum. Biz ölü toprağa can vermek, yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek için gökten tertemiz su indirdik. Ayetinde özellikle hangi konuya vurgu yapılmıştır? Biraz önce dersimizde bu ayetten bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Eminim hatırlıyorsunuz. A seçeneği insanın yaratılış amacı, B seçeneği Allah'ın peygamberler göndermesi, C seçeneği Allah'ın insanlara olan nimeti, D seçeneği dünya hayatının geçici olması. Evet, bu ayette hangi konuya vurgu yapılmış arkadaşlar? Eminim cevap vermeye başladınız ve hemen doğru cevabımıza bakalım. C seçeneği Allah'ın insanlara olan nimetlerinden sadece bazılarından bahsetmişti ve bu konuya vurgu yapmıştı ayet-i kerimemiz. Doğru cevap veren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve hemen ikinci sorumuza geçiyorum. Allah'ı tanıdıkça ona olan sevgimiz artar. Allah'ı tanımak ise onun isimlerini öğrenmekle başlar. Bu isimler bize Allah hakkında bilgiler verir. Allah'ın isimleri için kullanılan ve en güzel isimler anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Zikir, B. Esma-i Hüsna, C. Tesbih, D. Tevhid. Evet arkadaşlar, en güzel isimler bu kavramlardan hangisi? Doğru cevapları verdiğinizi duyar gibi oluyorum ve hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneğinde belirtilen Esma-i Hüsna cevabıydı. Evet, üçüncü sorumuza geçelim o zaman. Yüce Allah tüm varlıkların rızkını veren, topraktaki karıncadan denizin derinliklerindeki balıklara kadar tüm canlıların karnını doyurandır. Yukarıdaki ifadede Allah'ın hangi ismi açıklanmaktadır? A şıkkı Er-Rahim, B şıkkı El-Vedüd, C şıkkı El-Musavvir, D şıkkı ise Er-Rezzak. Evet arkadaşlar, rızkı veren hangisiydi bu isimlerden? Biraz önce bahsetmiştik. Evet, doğru seçeneği söylediğinizi duyar gibi oluyorum ve yine hepinizi gönülden tebrik ediyorum arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D şıkkı Er-Rezzak cevabıydı. Dördüncü sorumuz, Allah'ın güzel isimlerinden biri olan ve her şeyi yaratan anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. El-Adl, B. El-Halik, C. Es-Semi, D. Er-Rezzak. Evet arkadaşlar, biraz önce bahsetmiştik yine bu ismimizden. Doğru cevabımız neydi? Her şeyi yaratan? Evet, doğru cevapları verdiğinizi hissediyorum ve yine hepinizi tebrik ediyorum. Doğru cevabımız B seçeneğimiz El-Halik'ti. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Hepinizi önümüzdeki hafta dersimizde buluşmak üzere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.